İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin bir nolu kanunu. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kronolojisi. Bakü tarafındaki silahlı saldırıların amacı sivil halkı terörize etmek ve alarm durumunda tutmaktır. Artsakh Piskoposluk Konseyi'nin ilk toplantısı yapıldı. Batı Ermenistan dergisinin 23. sayısı yayımlandı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'nın 76. maddesine göre devlet başkanının Batı Ermenistan Ulusal Meclisi parlamentosu tarafından kabul edilen yasayı imzalamak ve yayınlamak için 21 gün süresi var. Aşağıdaki hükümleri, ilkeleri dikkate alarak 1. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1. ve 55. maddeleri 2. Yerli halkların hakları bildirgesi 3. Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları bildirgeler 4. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası Ön söz, madde 15. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkiler. Batı Ermenistan hükümetinin kurulduğu dönemde ve şu anda Doğu Ermenistan'ın özel fiili ve hukuki konumunu dikkate alarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdaki yasal düzenlemeleri kabul eder. Madde 1. 1920'ye göre Artsakh toprakları Batı Ermenistan topraklarının bir parçasıdır. 19 Ocak 1920 tarihinde de facto fiilen, aynı yılın 11 Mayıs'ında ise de jure yasal olarak Ermenistan Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 2. Artsakh'ın Ermeni halkı, Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Batı Ermenistan vatandaşlığına başvuru hakkına sahiptirler. Madde 3. Batı Ermenistan Cumhuriyeti kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesinin bir sonucu olarak Artsakh'taki Ermeni halkının hükümetini de facto fiilen tanır. Madde 4. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh'taki Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkıyla birlikte ilan ettiği Artsakh'ın bağımsızlığını tanır. Artsakh'ın bağımsız bölgesi, Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek 1920'den beri Batı Ermenistan Devleti'nden ayrılamaz. Madde 5. Bu yasa onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'na dahil edilecektir. Madde 6. Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlanacaktır. Devlet Başkanı, hükümet üyeleri ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekilleri bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi bir belge olarak değerlendirdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hysakyan'ın basın açıklaması 6 Nisan'da gerçekleşti. Sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin hafta içinde gerçekleşen olaylara değindi. Armeni Hysakyan, 1 Nisan'ın Karvacar'ın kurtuluşunun 31. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Karvacar'ı kurtarma operasyonu 27 Mart 1993'te başladı. 1 Nisan'da bölge özgürlük savaşçıları Armenek Abrahamyan, Hovsep Hovsepyan, Valodya Avedisyan, Sarkis Karabetyan, Mişat Adevosyan, Hovsep Nersisyan, Vigen Abrahamyan ve diğerleri sayesinde kurtarılmıştı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 8. Bakanlar Kurulu 1 Nisan'da gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan hükümetinin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenek Abrahamyan, Davuş bölgesine ilişkin anayasa hükümlerine dayalı bir yasa tasarısı sundu. Batı Ermenistan'ın tamamında Ermenilere yönelik kitlesel katliamlar ve Sasun Kahramanlık Savaşı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı yetkilileri tarafından düzenlenen Ermeni pogromları, 1894-1896'da kendi zirvesine ulaştı. İlk darbe Türk zulmüne direnme konusundaki Yılmaz iradesiyle her zaman öne çıkan Bitlis vilayetinin ilçelerinden Sasun'a indi. 1894 Ağustos ayında 4. Türk ordusu Sasun'a doğru hareket etti. Kuvvetler eşitlendi ve sonunda Türk düzenli ordusu galip geldi. Sasun yok edildi, 40 köy yakıldı, 10 bin kişi öldürüldü.
Sassoon ayaklanmasına ilişkin materyaller Batı Ermenistan TV'sinin internet sitesinde mevcuttur. 1895 Eylül ayında İstanbul'da, ardından Trabzon, Yerzinka, Maraş, Sebastia, Karin, Dikranagert, Bayazet, Harbert ve başka yerlerde Ermeni pogromları başladı. Saltanat yetkilileri Zeytun'da da pogromlar düzenlemeye çalıştı ama başarılı olamadı. Yerel halk daha önce Türk birliklerine direnmek için gerekli organizasyonel adımlar atmıştı. Katliamlar 1896'da yeni bir ivmeyle yeniden başladı. Konstantinopolis, Urfa, Şebinkarahisar, Amasya, Muş, Marzvan, Merzifon ve imparatorluğun diğer bölgelerinde yeni toplu katliamlar yaşandı. 1894-1896 katliamlarında 300 bin Ermeni öldü. Ancak Ermenilerin kayıpları bununla sınırlı değildi. Yaratılan tarifsiz, çaresiz koşullar altında 100 bine yakın Ermeni zorla Müslüman oldu ve bir o kadar da Ermeni vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Doğu Ermenistan İnsan Hakları Savunma Ofisi, Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Ermenistan köylerinin yakın çevresine ateş açması, sivil nüfusu terörize etme, onları sürekli stres ve endişe içinde tutma amacını taşıyor, dedi. İnsan Hakları Savunma Personelinin 6 Nisan'da Bakü Silahlı Kuvvetleri tarafından Davuş Bölgesi'nin Movses, Çinari, Aygepar ve Nerkin Garmirah 1 yerleşimleri yönünde ateş açıldığı yönünde uyarılar aldığı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu sivil altyapılar hasar gördü. Evler, mezar taşları ve sivil bir araç. Doğu Ermenistan İnsan Hakları savunucusu bu eylemlerin uluslararası hukuk ilkelerini büyük ölçüde ihlal ettiğini, vatandaşların yaşam ve güvenlik haklarının yanı sıra diğer temel haklara da gerçek bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garaki'nin onayıyla Piskopos Vırtanes Abrahamyan'ın önderliğinde Artsakh Piskoposluk Konseyi kuruldu. Artsakh Piskoposluğuna göre Piskopos Vırtanes'in teklifi ve Patrik Hazretlerinin onayıyla konsey üyelerinin oluşumu onaylandı. Piskopos Vırtanes Abrahamyan, Artsakh Piskoposluğu'nun lideri, Lernik Ovanisyan, yönetim kurulu başkanı, Sergey Safaryan, yönetim kurulu üyesi, Hovig Aluhanyan, Bayan Melina Balayan, Bayan Armine Aleksanyan, Robert Avedisyan, Albert Andrayan, Aleksan Hagopyan. Piskoposluk Konseyi'nin ilk toplantısı, konsey üyelerinin dünyanın farklı ülkelerinde bulunmasından hareketle toplantı online olarak 4 Nisan'da gerçekleştirildi. Toplantıda Artsakh'ın manevi ve kültürel mirasının ve Ermeni mezarlarının korunması sorunu, Artsakh kimliğini korumaya yönelik çalışmalar, Artsakh Ermenilerinin karşılaştığı zorluklar, onların manevi yaşamını harekete geçirmeye yönelik adımlar ve diğer konular gibi temel konular ele alındı. Doğu Ermenistan'da yaşayan Piskoposluk Konseyi üyeleri, konsey faaliyetlerinin çalışması için dua eden Patrik Hazretleri ile 5 Nisan'da görüştü. Patrik Hazretleri, Artsakh Piskoposluğu'nun korunması ve sürekli faaliyet göstermesine yönelik ilgili talimatlar vermiştir. Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı haftalık gazetesinin 23. sayısı yayımlandı. Yeni sayımız Davuş'a ve Davuş halkına ithaf edilmiştir. Batı Ermenistan'ın Western Armenia adlı haftalık dergisinin 23. sayısında Batı Ermenistan'ın tarihi ve kültürel mirasına adanmış yazarlarının Ermeni anıtları ve kiliselerinin durumunu, bunların uluslararası alanda atılması gereken adımları aktardığı kitapları da okuyabilirsiniz. Yeni sayıda Batı Ermenistan'daki kamu düzeni algısı, dünyadaki Ermeni kimliğinin yapısı, bilgi ekleme faaliyetlerine ilişkin yazılar yer alıyor. Kültürel bölümde Parajanov'un ve Aznavur'un 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin yazılar yer almaktadır. Western Armenia adlı derginin bu 23. sayısında kökleri Artsakh'la olan uluslararası bilim insanı Slavik Agabalyan'ın Artsakh meselesini ele aldığı bir röportaj yer alıyor. Western Armenia adlı haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Horovel adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Apundalun kuchil hota ho ra ho 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 harne apan mina kalal dard sırten tena kalal. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.